Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Ve bu hafta Güneş'in Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni kesinleşecek gökyüzünde. Güneş-Jüpiter üçgeni toprak burçlarında olacak. E, ve Güneş sizin dördüncü evinizde. E, bu dönemde özellikle bu hafta aileden yana, yuvadan yana e, kendimizi daha şanslı, hissedebilirsiniz, aile üyelerinden destek almanız ya da ev yuvaya ait bu yerleşim alanı gayrimenkulle ilgili konular olabilir, ee, emlakla ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili maddi manevi beklentilerinizde bazı destekler almanız, şanslar almanız da mümkün görünüyor. Hafta başından itibaren diğer şans gezegenimiz Venüs, Aslan Burcunda ilerlemeye başlayacak. 2 Ekim'e kadar Venüs Aslan burcunda 3. evinizde ilerlerken yakın çevre ilişkileriniz, komşularınız, özellikle kardeşlerle olan ilişki dinamiklerinizde daha hoş tesirlerde size vermeye başlayacak. Evet bu hafta önemli e, gezegen hareketlerimiz var. Bunlardan en önemlisi Mars. Mars 10 Eylül'de Koç burcunda retro hareketine başlıyor. Mars'ın retrosu 2020'nin de aslında en önemli gezegen geçişlerinden birisi. 14 Kasım'a kadar sürecek bu. Yaklaşık iki ay Mars retrosunun etkisi altında olacağız. Bireysel olduğu kadar toplumsal alanlardır aslında e, çok önemlidir Mars'ın retro dönemleri e, bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için henüz izlemediyseniz astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki Mars Koç burcunda retro videomuzu lütfen izleyiniz 11. evinizde bir Mars retrosu olacak. Zaman zaman hani bazı geleceğe dair hedef ve projelerinizde yavaşlamalar olabilir bu dönemde. Biraz enerjinin dışa değil içe döndüğü bir süreçte olacağız. Yani zaman zaman bazı hedeflerimizde planlarımızda gecikmeler olabilir. Biraz yavaşlamalar olabilir. Grup çalışmalarında özellikle ekip çalışmalarında ya da arkadaşlarla olan ilişkilerimizde Mars retrosu biraz belki bazı şeyleri mercek altına alıp daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini ya da geçmişe dair konuları tekrar gündemimize taşımamız gerektiğini işaret edebilir. Yani yarım kalmış bir şeylerle ilgilenebiliriz ya da bazı ilişki dinamiklerimizde sorunlar varsa bunları çözmemiz için fırsatlar yaratabilir Mars'ın bu retro hareketi. Çok özel, ilginç karmik etkiler de getirebilir. Yani yarım kalmış ilişkiler, bazı ilişkilerde değerlendiremediğimiz fırsatlar daha öncesinde karşımıza çıkmış ama tamamlayamadığımız projeler, yarım kalmış aşk ilişkileri ve bunlarla benzer, benzeyen hani geçmişten gelen fırsatlar, değerlendirmesi gereken konularda da Mars retrosunun ilginç tesirleriyle 14 Kasım'a kadar karşılaşmamız mümkün görünüyor. Bu hafta Pazartesi ve salı ay boğa burcunda biraz içe dönük olabilirsiniz sevgili ikizler. Maddi anlamda da kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Hatta bazı kaygılar, endişeler de hissedebilirsiniz. Ama çarşambadan itibaren ay burcunuza geçiyor. Bu da zihinsel anlamda sizi hareketlendirecek, dışa döneceksiniz. Duygusal anlamda enerjinizi daha rahat kullanabileceğiniz, dış dünyaya iletişiminizin güçlendiği bir süreç. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri. Bu ayın bu duygusal enerjisini, bu güçlü iletişime dönük hareketli enerjisini kullanabilirsiniz. Cuma öğle saatlerinden itibaren ise parasal konular aktifleşiyor. Bazı alışverişler, belki bütçenizle ilgili ayarlamalar, bazı ödemeler ya da parasal kazançlarınızla ilgili, ticari alışverişlerinizle ilgili konular Cuma gününden itibaren aktifleşmeye başlayabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.